Uzmanlar anlatıyor da bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Güldem Uyanık. Kendisinden çocuk kitaplarının çocukların bütüncül gelişimini desteklemedeki önemli rolüne dair kıymetli bilgiler edineceğiz. Çocuk kitapları çocukların gelişimini nasıl etkiler? Biz çocukların gelişimini 5 temel alanda inceliyoruz. Bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişim, öz bakım becerileri ve sosyal duygusal gelişim olarak. Ve çocuk kitapları aslında çocukları tüm gelişim alanlarında destekleyen kaliteli eğitim malzemelerinden biridir ve çok önemlidir. Bilişsel gelişim alanında baktığımızda çocukların kavram gelişimini destekler ki temel kavramlar çocuklar için çok önemlidir. Özellikle okula hazır bulmuşluk için çok önemlidir. Yine kavram gelişimi dil gelişimine çok yakından bağlantılıdır. Biz çocukların hem alıcı hem de ifade edici dil gelişimlerini desteklemek istiyoruz. Çocuk kitapları hikayeler, öyküler yoluyla çocukların kelime bilgisini artırır. Sosyal duygusal açıdan da çocukları geliştirir çocuk kitapları. Çünkü çocuklar kitapların içinde değişik karakterlerin sosyal davranışlarını gözlemlerler, izlerler, duygularını anlamaya çalışırlar. Çocuklar orada değişik karakterler, öfkelenme, kızgınlık, utanma gibi pek çok duygu yaşayabilirler ve çocuklar onları model alarak yaşadıkları duyguların neler olduğunu kitaplar sayesinde anlayabilirler ve bunları çözümlemek için de bilgi edinebilirler. Bazı kitaplar çocukların öz bakım becerilerini destekler. Mesela dişlerini fırçalamak, yemek yemek, beslenmek, temizlik, sağlık gibi konularda pek çok konuda kitap vardır aslında. Bu konular çocukların öz bakım becerilerini destekler. Motor gelişim açısından baktığımızda kitaplardaki karakterlerin hareket bilgisi çocuklara bir hareket gelişimi hakkında geri bildirim verir. Yani orada çocuklar koşmak, durmak, hızlanmak, zıplamak, yürümek, adımlamak gibi hareketle ilgili pek çok beceriyi de karakterlere bakarak görebilir, öğrenebilirler ve tekrarlayabilirler. Çünkü çocukların şöyle de bir özelliği vardır. Çocuklar hikayedeki karakterlere benzemek isterler ve iyi olanı çok severler ve iyi olanın davranışlarını taklit etme eğilimi gösterirler. Bu yüzden de genel anlamda baktığımızda çocuk kitapları çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen çok önemli etkili araçlardır diyebiliriz. Çocuk edebiyatının farklı türlerini çocuklara hangi yaş aralıklarında tanıtmak uygun olur? Çocuk edebiyatını türler açısından incelediğimizde niniler, parmak oyunları, tekerlemeler, bilmeceler, resimli kitaplar diye ayırabiliriz. Resimli kitapları da kendi içinde bir öyküsü metni olan resimli kitaplar, bir öyküsü metni olmayan sözcüksüz kitaplar diye tanımladığımız kitaplar da ikinci grubu oluşturur. Bebeklik döneminde anneler aslında ninnileri kullanabilirler. Ninniler bizim kültürümüze aittir ve unutulmaya yüz tutmuş türlerden bir tanesidir aslında. Anne bebek bağlanması açısından ninnilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de genç annelere ninni söylemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü o ritmik ses tonu, sevgi dolu bakış, bebeğin annenin kucağında olması, anneden farklı bir ses tonu duymasının da bağlılık ilişkisini güçlendireceğini düşünüyorum. Çünkü bebeklik döneminde gelişen güvenli bağlılık ilişkisi, güvenli bağlanma, bebeğin daha sonraki ruh sağlığı için de çok önemli olduğunu biliyoruz ki pek çok araştırma da bize bunu söylüyor. Yine basit tekerlemeleri kullanabiliriz okul öncesi dönemdeki çocuklar için. Bunlar da dil gelişimini destekler, ifade edici dil gelişimi destekler özellikle. Akıcı dil dediğimiz yapıyı geliştirir. Bilmeceler de yine çok yararlı olan türlerden bir tanesidir. Çocuklara çok basit, aslında çok kolay bulabilecekleri basit bilmeceler sormamız gerekir. Çünkü bilmecelerin çocukların gelişimine yine düşünme becerileri açısından baktığımızda, bilişsel gelişim açısından önemli katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocuklarda biz bir şeyi buldurmak, düşündürmek ve düşünme becerilerini de geliştirmek istiyoruz genel gelişimleri içinde. Ve bilmeceler bize bu fırsatı sağlıyor. 0-6 yaş döneminde çocukları tanıştırabileceğimiz kitap türleri nelerdir? 0-6 yaş döneminde çocukları tanıştırabileceğimiz kitap türleri bebek kitaplarıyla başlıyor aslında. Bebek kitapları bez kitaplar, naylondan yapılmış ya da PVC'den yapılmış kitaplar, oyuncak kitaplar gibi değişiklik gösterebilir ve çok fazla alternatif var bu kitapların. Bez kitapları örnek olarak bunu gösterebilirim. Bu sesli bir kitap, değişik dokusu olan bir kitap ki bebekler duy motor gelişimde farklı dokuları olan kitapların bebeklerin mutlaka yanında, çevresinde, yatağında, beşiğinde olmasını tercih ediyoruz. Çünkü bu tarz kitaplar, bez kitaplar
iyi bir uyarandır diye önerebilirim size. Daha ilerleyen yaş döneminde oyuncak kitaplar dediğimiz kitapları kullanabiliriz. Çocuk bunu hem bir araba gibi kullanabilir, hem içindeki hikayeyi, öyküyü okuyabilir. Daha ilerleyen dönemlerde resimli kitaplar başlıyor ve resimli kitaplar bir metni olan resimli kitaplar diye ayırabileceğimiz gibi bir metni olmayan sözcüksüz kitapları da bu grup içinde gösterebiliriz. Örnek olarak bu kitabı örnek verebilirim. İçinde herhangi bir metin yok, herhangi bir yazı yok. Burada bütün hikayeyi ebeveyn ya da çocuk kendisi oluşturabilir. Bu tarz kitaplarda çocuklar her seferinde yeniden bir öykü oluşturmaya da fırsat verir ve çocukların yaratıcılığını geliştirmesini destekler bu kitaplar. Bir metni olan, öyküsü olan kitaplarda bu tarz kitapları örnek verebiliriz. Burada bir hikaye var. Yazılar ve resimleri görüyoruz. Bu kitap çocuklarda bilimsel merakı geliştiren kitaplara örnek olabilir. Bunların pek çok türü var. Pek çok konuda ebeveynler bu kitapları bulabilirler. Duygusal gelişimle ilgili kitaplar bulabilirler, sağlıkla ilgili kitaplar bulabilirler, beslenme konusunda ebeveynlere destek olabilecek pek çok resimli kitap vardır, matematikle ilgili kitaplar bulabilirler ya da fenle ilgili kitaplar bulabilirler. Ülkemizde gerçekten resimli çocuk kitaplarının konu alanı oldukça zengin ve geniştir. Ebeveynler çocuklarına kitap seçerken nelere dikkat etmeli? Ebeveynler çocuklara kitap seçimini gerçekleştiren kişilerdir. Bu yüzden de ebeveynlerin çocuklara kitap seçerken çocukların yaşına ve gelişim düzeyine uygun kitaplar seçmesi çok önemlidir. Burada tabii ki ebeveynin bir miktar çocuk gelişimi bilgisine sahip olması gerekiyor ve gelişim bilgisiyle de çocuklara uygun kitapları seçebileceğini düşünüyorum. Belki burada bir ipucu verebiliriz ailelere. 0-1 yaş, 0-2 yaş arasında genellikle resimlerden oluşan kitapları tercih edebilirler ve burada bir yazıya ihtiyaç yoktur. Ya da sadece görseli temsil eden, altında o görselin adı olan bir yazı olabilir. Yani tek bir sözcük olabilir. 2 yaşa yaklaştığımızda 2 kelimeden oluşan sözcükler olabilir görselin altında. 3 yaştan itibaren çocuklara 3 ve daha fazla sözcükten oluşan, İçinde cümleler olan, bir öyküsü olan kitaplar almaya başlayabiliriz. Burada ebeveynin dikkat etmesi gereken nokta öykünün anlamlı olması ve mutlaka bir sonuçla tamamlanmış olması çok önemli. Çünkü çocuklar açık bırakılan, tamamlanmamış hikayelerden çok hoşlanmıyorlar. Yani başlangıcı, girişi, gelişmesi ve sonucu olan hikaye kitapları olmasına dikkat etmelerini önerebiliriz ebeveynlere. Yine ebeveynler için aslında 0-3 yaş döneminde çocukla yakın temasla temas halinde kitap okumak yine çok önemli. Özellikle 0-2 yaş grubunda annenin çocuğunu kucağına alıp bir kitabı göstermesi, resimlerini göstermesi, isimlendirmesi, çocuktan bunu tekrar etmesini istemesi dil gelişimi açısından da çok önemli, kavram gelişimi açısından çok önemli ki temel kavramlar bu dönemden itibaren başlıyor. Ve pek çok çalışma aslında göstermiş ki erken dönemden itibaren çocuklara kitap okuyan ebeveynlerin, çocuklarının çok daha zengin bir kelime bilgisine sahip oldukları bulunmuş. Ki bu kelime bilgisine, yüksek kelime bilgisi ileriki dönemlerde yine araştırma sonuçları göstermiş ki bu çocukların okul başarılarının çok daha yüksek olduğu görülmüş. Okula hazır bulmuşluk açısından da ebeveynlerin çocuklara mutlaka kitap okuması gerekiyor. Belki şunu da söylememiz gerekir. Kitap okuma çocukların hayatında bir rutin olmalı ve düzenli bir şekilde ebeveynlerin mümkünse her gün çocuklarına kitap okumasını ben çok arzu ederim. Ama mümkün değilse de en az haftada 3 gün çocuklarına kitap okumalarını önemsiyorum. Klasik okumayla etkileşimli okumanın farkı nedir? Biz aslında çocuklara klasik okuma dediğimiz düz okumayı gerçekleştiriyoruz. Yani bir hikaye, resimli hikaye kitabını elimize alıp çocuğumuza okuyoruz ve bitiriyoruz. Fakat yapılan çalışmalar göstermiş ki etkileşimli okuma ya da paylaşımlı okuma dediğimiz okuma yöntemi çocukları çok daha fazla geliştiren bir yöntem olarak sunulmuş. Bu yüzden de ebeveynlere kitap hakkında, kitabın içindeki karakter hakkında, kitabın öyküsü hakkında çocuğa sorular sormasını öneriyoruz. Etkileşimli paylaşımlı okuma, kitap içinde karakterin neler yaptığını sormak, kitabın sonucunun nasıl bittiğini çocuğa tekrar anlattırmak, belki hikayeyi özetlemesini sağlamak ya da
karakterin giydiği kıyafetler, hikayenin geçtiği ortamın nasıl olduğu, başka nerede olabileceği, eğer o karakter çocuğun kendisi olsaydı nasıl davranacağı gibi sorularla çocukla olan çocuk, kitap ve ebeveyn etkileşimini artıran yöntemleri tercih etmelerini ailelere önerebiliriz.